Sayın Başkan, 6455 sayılı Gümrük Kanunu'nun 20. maddesinde yapılan bir değişiklik nedeniyle bugün yaklaşık 1000 petrol istasyonu sahibi aileleriyle birlikte mağdur olmuş durumdadır. Söz konusu kanun değişikliği gereğince petrol istasyonunu kiralayıp kira döneminde ilgili kanunlarca belirlenen kurallara aykırı bir şekilde akaryakıt satışı yapan ya da kaçak akaryakıt satan işletmeler kovuşturmaya yer olmadığına dair karar ya da mahkeme kararı kesinleşinceye kadar geçici olarak kapatılıyor. Bu süre içinde de söz konusu tesis için başka bir gerçek veya tüzel kişiye lisans verilmediği gibi lisans sahibine de idari para cezası veriliyor. Mülk sahibi bu cezayı ödemeden lisansa konu tesis için lisans alamıyor. Yani kiracısının işlediği suç nedeniyle mülk sahibi cezalandırılıyor. Her birinde yaklaşık 10 kişinin çalıştığı göz önünde alındığında yaklaşık 1000 işletmede 10 bin çalışan aileleriyle birlikte mağdur olmuş durumda. Bu adaletsizliğin ortadan kalkması için yeni bir düzenleme yapılması gerekmektedir. Başkan, Türkiye'de yayıncılık yapan yerel radyolar, müzik telif hakları, zorunlu reklam spotları ve RTÜK payları nedeniyle zor günler yaşamaktadır. Reklam gelirleri yok denecek kadar az olan radyolar, %1,5 oranında RTÜK payının yanı sıra MESAM, MÜYOR1, MÜYAP ve MSG gibi musiki eser sahipleri, yorumcular, fenogram yapımcılar meslek birliklerine ayrı ayrı telif hakkı ödemek zorundadır. Meslek birliklerinin radyolardaki müzik yayınlarından dolaylı teklif almaları emeğin karşılığı olarak mutlaka göz önüne alınmalıdır. Ancak meslek birlikleri birleşerek yerel radyolardan alınan telif ücretlerini cüzi miktarlara çekmeli, çalınan müzik eserlerine göre telif yerine radyoların reklam gelirlerinden %1 veya %2 oranında ücret talebinde bulunmalıdır. İlgili bakanlıklar yerel radyo ve televizyonlarda yayınlanan ancak zorunlu olmayan kamu spotlarından yayıncılara ücret ödemeli, valilikler kanalıyla illerin kültürel tanıtımları için yasal zeminde yerel radyo televizyonu